Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. Arkadaşlar geçen dersimizde müteaddi fiillerin tablosunu gördük. Genel olarak tanımıştık. Şimdi müteaddi fiilleri inşallah izhardan okuyalım. El fi'lül müteaddi vel müteaddi ma la yetimmu fehmuhu bi gayri ma vaka'a aleyhil fi'lü. Fiilin üzerinde gerçekleştiği nesne olmaksızın anlamı tamamlanmayan, anlamı kamil bir şekilde oluşmayan fiillere arkadaşlar müteaddi fiil diyoruz. Nasıl yani? Şöyle diyelim arkadaşlar. Zeyd geldi, oturdu dediğimde. Mesela Zeyd geldi. Câe Zeydun ve qa'ade. Hani akla direkt neye oturdu sorusu gelmez. Kolay kolay gelmez yani. Çok özel bir bağlam olursa gelir. Câe Zeydun ve qa'ade dediğimizde. Qa'ade lazım fiildir arkadaşlar. Fiilin üzerinde gerçekleştiği nesne bilinmeden, mef'ul bilinmeden anlamı tamamlanıyor. Zeyd geldi ve oturdu. Zeyd geldi ve dövdü dediğimde aklında şu soru işareti olur. Kimi dövdü? Mesela dövmek fiilinde arkadaşlar daha önemli bir nesne. Yani çok önemlidir hatta. Kimi dövdü deriz yani direkt. Normal günlük kullanımımızdan yola çıkarak. Hesaplarsak arkadaşlar kimi dövdü deriz. Bu şekilde arkadaşlar. Darabe, câe Zeydun ve darabe Amr'a mesela. Evet. Ve hu alâ selâseti adrubi. Müteaddi fiil üç çeşittir. El evvelu müteaddin ilâ vâhidin. Bir mef'ule müteaddi. Arkadaşlar burada mef'ul derken şunu kastediyor. Mesela ben bir fiil söyleyeyim arkadaşlar. Mesela darabe Zeydun Amran bil fe'si. Bil fe'si dediğimde. Bil fe'si fil emsi. Ne kadar şey söylerseniz söyleyin. Arkadaşlar bir fiile harficenle birlikte birçok mef'ul getirebiliriz. Yani bir fiilin 4, 5, 6, 7 tane mef'ulün bihi olabilir arkadaşlar. Bakın burada da olmuş zaten. Ama arkadaşlar bu konuda bahsettiğimiz mef'uller böyle mef'uller değil. Böyle mef'uller. Yani harfi cersiz gelebilen mef'uller. Bakın bazı müteaddi fiillerin harfi cersiz olarak bir tane mef'ul alıyorlar. Darabe Zeydun Amran, katele Zeydun Amran, nasara Zeydun Amran gibi arkadaşlar. Bazı fiiller bir tane. Ve yecuzu hazfu mef'ulihi bi karinetin ve biduniha. Karine olsun olmasın mef'ulü hasfedilebilir. Darabe Zeydun dediğinde. Bakın cümle tamamlanıyor. Nokta koyabileceğimiz cümle oluşuyor. Türkçe'de öyle ifade ederiz. Ama kamil anlamda tamamlanması için mef'ul gerekiyor. Evet. Vestani mutaaddin ila mef'uleyn. Harfi cersiz olarak iki mef'ul alanlar. Harfi cersiz olarak iki mef'ul alanlar. Ve hu ala selaseti aksamin. Bu da üç çeşittir. Bakın iki mef'ul alanlar üç çeşit. El kısmul evvelu. Birinci kısım. Ma kâne mef'uluhu thâni mubayinen lil evveli. Birinci mef'ulu ikinci mef'ulüne mübayin olan demek arkadaşlar. Bakın ne demek yani? Mübayin ne demek? Arapçada arkadaşlar küme ilişkileri var. Küme ilişkileri. Arapça mantıkçılar daha çok bunları kullanıyor. Daha sonra nahve, hatta hadise birçok ilimde de kullanılıyor arkadaşlar.
Bakın Türkçeden hatırlayacaksınız. Arkadaşlar şunun adı nedir Türkçede? Küme ilişkisi olarak. İşe girmiş kümeler denir yani küme içinde. Tam girişimli küme. Yani kapsayan da denebiliyor. Kapsayıcı küme şu, tamam. Yani tam girişimli küme mi diyoruz buna? Yani. Her ne diyorsan arkadaşlar. Tamam. El-umumu vel-hususul mutlak. Arapçası bu. Umum husus mutlak diyoruz buna. Mutlak anlamda ast üst ilişkisi var arkadaşlar. Mutlak anlamda burada mesela şöyle söyleyelim. Örnek verelim daha iyi anlaşılacak. Ben buna diyorum canlı. Buna diyorum insan. Şimdi her insan canlıdır diye cümle kurabiliyorum değil mi? Bazı canlılar insandır. Ha, bu şey. Tamam. Arkadaşlar ikincisi var. İkincisi. Türkçede ne diyoruz buna? Kesişim kümesi diyoruz. Evet. Arapçada el-umumu vel-hususu min-veçhin diyoruz, diyorlar arkadaşlar buna. El-umumu vel-hususu min-veçhin. Umum husus min-veçhin deriz kısaca. Şimdi arkadaşlar buradan siz bir tane örnek verin. Yani canlı mesela hem hayvan hem insan canlıdır deyip ortaya insan ortaya canlı koyup sola hayvan sola sağda insan yani bu şekilde mi? Şuraya erkek diyelim mesela. Öyle. Buraya kadın diyelim. Buraya da çalışkan yazalım. Hı. Ama hem erkek hem kız olmadı. Bu olmadı arkadaşlar. Buna bir örnek bulmamız lazım. Her neyse. Tam yani spontane anlattığım için böyle oldu. Ama yani yanlış. Evet. Üçüncü ilişki arkadaşlar müsavat. Bakın ben buraya hem insan derim, hem düşünen canlı derim arkadaşlar. Aralarında tam bir hani ayniyet ilişkisi var. Anlatabiliyor muyum? Bu bunun aynısı arkadaşlar. Özdeşlik. Özdeş küme. Bakın arkadaşlar bir de mübayenet var. Bunlar da mübayen arkadaşlar birbirlerine. Araplar bunlara bu ilişkiye mübayenet deniyor. El mübayenet. Bu insandır. Bu attır. Mesela Zeyd attır diyemem. Değil mi? Diyemeyiz. Bakın mesela Zeyd canlıdır. Diyebilirim. Evet. Mesela Zeyd öğrencidir. Diyebiliyorum. Yani yine Zeyd ve insan aynı şeyler. Ama aslında küme gibi olur. İnsan düşünen canlıdır diye bir cümle kurabiliyorum arkadaşlar. Müpteda haber olarak düşünün. Şu dirhem olsun, şu Zeyd olsun. Şu para olsun, bu insan olsun. Hı. Zeyd Türk lirasıdır. O zaman olur. Zeyd altındır. Olmaz. Yani müpteda haber için arkadaşlar şu üçünden biri olması lazım. Şu bir ilişki olması lazım. Küme ilişkisi olması lazım aralarında arkadaşlar. Hı hı. Böyle olursa müpteda haber olamaz. İşte diyor ki Atayt babında iki meful alanların Atayt babında böyle bir ilişki vardır. Çok mantıklıymış hocam. Yani bu şekilde. Evet. Yani yoksa mübayenet deyip geçeriz. Tabi hazırlıksız yakalandık. Bunlara örnek bulamadık da. Şimdi mübayinen lil evvel. Evet. İkincisi birincisine mübayen. Atayt Zeyden dirheme. Zeyde dirhem verdim.
arkadaşlar. Bakın burada Zeydun dirhemun diyemiyor. Müpteda haber ilişkisi kuramıyorum arkadaşlar. Mef'ulleri müpteda haber yapılamıyor. Birbirine zıt. Evet. Birbirine zıt kümeler. Bununla alakalı başka fiiller var. Alleme mesela. Allemtu Zeyden mes'eleten arkadaşlar. Elbestu tıflen cevraben. Tıflın cevrabın diyemiyorum mesela. Çocuk çoraptır diyemiyorum. Kesa aynı fiil arkadaşlar. Kesevtu. Ondan sonra menaha mesela. Vehebe. Bunlar arkadaşlar iki meful alırlar ve ataytu gibi gelir. Mef'ulleri. Ve yecuzu hasfuhuma. İki mef'ulle hasfedebilirsin. Sadece ataytu diyebilirsin. Ve hasfu ahadihima. Birini hasfedebilirsin. Ataytu dirheme diyebilirsin. Ve karinetin ve biduniha. Karineli de olabilir, karinesiz de olabilir o hazif diyor. Tabi arkadaşlar kamil bir cümle olmaz yani o zaman. Ya sadece nokta konabilir bir cümle oluşur o kadar. Şimdi el kısmı sani ef'alül kulub. Ef'alül kulub arkadaşlar. Geçenki derste de bahsetmiştik ef'alül kulubte. Zihin fiilleri. Düşünce fiilleri. Ve hiye ef'alün. Bak özellikleri. Üç tane özellik söyleyecek. Dâlletin alâ fi'lin galbiyyin. Düşünce fiiline delalet eder. Düşünce fiili nedir mesela? Bilmek, bulmak, görmek, zannetmek. Dâhiletun alel mübtede'i vel haber. Mübteda habere dahil olurlar. Mübteda haberin başına gelirler arkadaşlar. Ef'al-i kulüp mübteda haberin başına gelir. Atay kubabın aksine. Nasibetün iyyâhuma alel mef'uliyeti. Bu mübteda da haberi de mef'ul olarak nasip eder arkadaşlar. Nahvu. Bunlara örnek kaç tane? 8 tane örnek verecek. Alimtü. Alimtü Zeyden gaimen. Zeyden ayakta olduğunu bildim. Ra'eytü. Vecettü. Zaame arkadaşlar zannetmek demek. Zaamtü. Zanentü. Hiltü. Yine aynı. Hasiptü. Yine aynı. Bakın. Şu üçü yakin bildiriyor. Kesin bir ifade. Gördüm. Bildim. Buldum. Şunlar zannetme, ihtimal veriyor. Zaamtu zannettim. Zanentu, hiltu, hasiptu, hep. Arkadaşlar bu manayı fiillerdendir. Manayı fiillerdendir. İhsip, zannet demek. Hep enneke kaimun. Sen ayakta olduğunu farz et gibi. Gayru mutasarrifin demiş. Camit bir fiil. Manayı efal arkadaşlar. Evet. Manel fiil oluyor. Ve la yecuzu hasfu mef'uleyha me'an. İki mef'ulünü birden hasfetmek caiz değildir. Ev ahadihima veyahut da iki mef'ulden birisini hasfetmek caiz değildir. Biduni karinet. Karine olmaksızın. Karine yoksa arkadaşlar mef'ulleri hasfedemiyoruz. Şöyle ataytü dirhemen dediğimi dirhem verdim. Bir şekilde cümle tamamlanıyor, tamam mı? Ama Zeyd'i zannettim. Asla tamamlanmıyor arkadaşlar. Zeyd'i zannettim. Ne zannettim? Zannettim diyor sadece. Kardeşim neyi zannettim? Hani verdim gibi fiil değil ya. Zannetmek. Ve ma'a karinet. Karine ile birlikte hasfedilebilir. Bu sonuç çıkar arkadaşlar. Biduni karinetin diye kayıtlayınca karineli hasfedilebilir. Ve ma'a karinetin kesura hasfuhuma ma'an.
karine olduğunda diyor, ikisi birden hasfedilir. Adam diyor ki mesela, Zeydun zahibun. Zeyd gidici diyor. Bunu duyan adam diyor ki alimtu. Bildim. Biliyorum. E'lemu diyor mesela. Bakın bu bir karinedir arkadaşlar. Alimtu zeyden zahiba. Demektir bu. Karine olduğu için iki mef'ulde hasfedilebilir. Çoğunlukla böyle olur zaten. Ve qalla hasfu ahadihima fakat. İkisinden birisini hasfetmek çok azdır. Yani çok kısıtlı bağlamlarda olur böyle bir şey. Çok özel bağlamlarda olur diyor. Alimtu zeyden dediğini düşünün. Alimtu zahiben. Tam olmuyor. Evet. Burada kalalım. Ahmet, kapatalım.